2017 sezonunda mücadele eden tüm kulüplerimize, başkanlara, yöneticilere, teknik adamlara, teknik adamlar yardımcılarına, futbolcularımıza, personellerimize, görsel ve yazımsal basına, spor yorumu yapan tüm kardeşlerimize ve bu işin olmazsa olmazları taraftarlarımıza, ilk yarıda Trabzonspor maçına kadar bizim oyun ve skora çok etki eden hakemlerimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes bu seneyi renklendirmek için bir çaba harcadı, ter akıttı. Herkesi kutluyorum. Şu maçın konuşması sezon sonu mücadelesinin son maçında Fenerbahçe'yi bir camiayla oynamak bizim açımızdan gurur vericiydi ama bu gurur verici hali biz şölene dönüştürmek istiyorduk. Fakat bu şartlarda oynamak istemiyorduk. Yani küme düşen bir takımın Fenerbahçe oynaması bizim camiaya yakışmamıştı. Ama her ne kadar olursa olsun ilk geldiğimiz günden beri düşsek de ayakta kalarak mücadeleye devam edeceğizdik. Bu işin zevkini, şartlar ne olursa olsun keyfini sürmeye çalışacağızdık. Ya oynadığımız her müsabakada gerçekten başa baş oynamaya çalıştık. Oyun kalitesini yükselterek oynamaya çalıştık. Çirkinleştirmeden oynamaya çalıştık. Ama bazen gücümüz yetti, bazen gücümüz yetmedi. Bugünkü maç da onlardan biriydi. Elimizdeki mevcut kadronun en sağlıklısını bugün sahaya sürmeye çalıştık. Yanımızda oturan oyuncularımızın da sağlıksızlık durumu bizi maalesef kadro konusunda çok sıkıntıya sokmuştu bu hafta ama oyuncularımı her konuda bizi son 7 haftada sıkıntıya sokmadan mücadele ettikleri için, sezon sonunu ayakta bitirdikleri için ve bugünkü müsaade özellikle bugünkü mücadelede bizim için risk alan oyuncularımı hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlar da bu duruma gelmemizi istemezlerdi fakat hepimiz hata yaptık. Hatamızın bedelini de bu ligden tekrar geldiğimiz lige dönerek ödüyoruz arkadaşlar.